Çocuğumu bana göndersin. PKK 19 yaşındaki Feramus'u dağa götürdüğü dün açlık grevine başlayan ailesi bugün de çadır kurdu. Nereye gittikse kimse bize görüştürmedi. Bir telefonla bile dahi görüştürmediler. Tunceli'de 6 çocuğuyla süresiz eylem başlatan Fidan Ulağan gözünden yaş eksik olmuyor. Yaktılar bizi, hayatımızı alt üst ettiler. Van'da tıp fakültesi okurken PKK tarafından kandırılan oğlu için endişeleniyor. Ben o okulumu okuyacağım dedi, o diplomayı yemin ediyorum getirip sana göstereceğim dedi. Böyle diyen bir çocuk gidemez yani. Diyaliz hastası olan anne soğuk havaya rağmen çadırda oğlunu bekliyor. Ben bu halimle nasıl bunu böyle bana yaşatıyor? Hangi vicdan, hangi insanlık bunu kabul ediyor? Belki ne ömrüm var onu bilmiyorum. Ben çocuğuma hasret gitmek istemiyorum. 1 Aralık'tan beri haber alınamayan Feramus Ulağan ablaları kardeşlerinin PKK'ya zorla götürüldüğünü söylüyor. Kendi isteğiyle gitmedi çünkü daha hani 3 hafta öncesinde 4 Kasım'da yanıma geldi. Seneye İstanbul'a geçiş yapacağını söyledi. Birlikte ev tutacağımızı söyledi. Tatil üzerine planlar bile yaptık onunla. Yani kendi isteğiyle gitmediği aşikar. Ulu ailesi, belediye ve siyasi partilerin ilgisizliğine de tepkili. Kimseden bir destek görmedik, onlardan da kimse gelmedi. Belediyeden hiç kimse. İşte böyle yağmurun altında bekliyoruz hepimiz. Perişanız, çocuklarım açlık grevindedir. Ben perişanım, diyalize gidip yine çocuklarımın yanına geleceğim. Fidan anne oğlu gelmeden çadırdan ayrılmamaya kararlı. Ben çocuğum gelmeden de buradan kalkmayacağım. Kar mı yağar, dolu mu yağar, taş mı yağar ben buradayım. Ben burada çocuğum...